Bugün Dublin'de bir araya gelen Euro bölgesi maliye bakanlarının önceliği, Güney Kıbrıs'a verilecek mali yardımın şartları hakkındaki müzakereleri bitirerek anlaşmaya son şeklini vermek. Güney Kıbrıs yönetimi mali yardımın 23 milyar euroya ulaşabileceği söylentilerini yalanladı. Kıbrıs programı için siyasi bir teyit bekliyoruz ve iyileştirme için çalışmaya başlamaya hazırız. Bir anlaşmayı imza attık ve bu anlaşmayı da uygulamalıyız. Hollandalı Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem de programın 25 Mart'taki anlaşmada belirlendiği miktarda kalacağını teyit etti. Program anlaşıldığı gibi 10 milyar yer olacak ve programdaki diğer unsurlar da banka teminatlarından, özelleştirmelerden ve diğer yollardan finanse edilecek. Yani sürpriz yok. Avrupa Birliği yetkilileri ise Kıbrıs'ın elini rahatlatmak için mali yardımın ulaşması öncesinde birliğin yapısal fonlarını kullanacağını kaydetti. Uluslararası kreditörler Güney Kıbrıs'ın bu yıl %9 küçülmesini öngörüyor.